Ben şunu soracağım. Biz onları gördük ya. Şeyde. Çiplerin arkasından koşuyorlar, zıplıyorlardı. Abi acayip bir şey fark ettim. Yani bu hayvanlar full kas kütlesinden oluşuyor sanırım. Yani bilmiyorum. Yani sallayarak konuşmak da istemiyorum ama kas kütlesinden oluşuyor olabilir. Hayvan çiti zıpladı. Zaten fotoğraflarını bayağı çektim. Yani inekler vardı. Çit, yani ineklerin boyunu aşıyor. Ama o hayvan çok easy bir şekilde çiti atlayıp geçti. Benim çok ilgimi çekti. Bir de tipleri çok tatlıydı ya. Bayıldım tiplerine böyle. Yalanıyorlar falan. Özellikle sen sana da şey diyeyim. Yani belki görmemiş olabilirsin sen. Üstlerine böcek konuyor. Böcek ya böyle hani bayağı mayışıklar Allah falan falan yapıyorlar. Üstüne böcek konuyor. Yere böyle şey yapıyor. Onları götürmek için. Bayağı hoş. Yatıyorlar, ayağa kalkıyor falan. Ayakları havaya kalkıyor. Ben bayağı bayıldım onlara ya. Hoş. Bir de ilk defa bu kadar yakından gördüm ben. Yüzüm lastiği takınca. Bayağı sevimli. Ne gördün? Muz mu? Yok. Yok, zoom lensleri. Zoom lensleri. Sevin ya ben de diyorum yani normalde fotoğraflarla abi çok kesiyor, bak dikkat edin elinize. Ya normalde fotoğraflarda o kadar tatlı gözükmüyor ama davranışları tatlı hayvanları. Çok müthiş oldu yani, hoşuma gitti onların davranışları. Ondan sonra da Thank you so much. Would you like to join us? But thank you. Yeah. Beautiful, isn't it? Yeah, yeah, very beautiful. Yeah, that's definitely awesome. I was hoping for more red. Ya şeyde normalde Blacktail Pond diye bir yere gidecektik. Hani yolda gelirken de burayı bir anda hani dedim ki lan dedim hani burayı da internette görmüştük bir gelelim dedik. Aslında şu kabine ya internette gördüğümüz kadarıyla bu kabinin resimleri, bir dakika çok özür dilerim. Bu kabinin resimleri yatay ve basıktı. Tamam mı? Ben de dedim ki lan bu gerizekalılar bu kabini niye böyle çekmiş? Çok affedersin. Geldim kabin yatay ve basık. Ondan dolayı öyle yani. Ama kabinin içinden framing çok güzel oldu. Ben bayıldım. Zaten arkadaşlarım da güzel şeyler ben çekti yani. Ben gelmeden önce hiç beklentim yoktu. Hiçbir şey görmedim. Sadece Google Maps üzerindeki o pin resmini gördüm. Böyle gelmeden önce atlar gördük bir sürü. Atlara daha çok istedim aslında çekmeyi ama. Ama ben yolda 50 kere sordum. Atlar mı şimdi bak? Ben, ama burayı da bilmediğim için ben emin de olamadım. O atların arkasındaki ışık, o atların üzerinde bulunduğu devasa geniş ova beni acayip etkiledi ama buraya geldik. Burası da gayet güzel. Acaba, da, sana bir şey ama burada çok memnun olduğum bir shot çektim. Evet. O framing içerisinde. Ben de. Evet, sen yürürken orada. Evet. Hacı abi bir şey söyleyeceğim. İnan bana atların orada da insek çok mutlu olacak. Çünkü evet, yer o kadar büyülü ki. Yani ulaşan olaylar bugün karşılaştığımız, sen şahit olduğumuz şeyleri anlatmaya yürüdüm şey yapamıyorum. Ya. Kayaking yaparken de yani bence tam farkında değilim o şartları. Yani bu arada hani emin olarak da konuşmuyorum. Daha bakmadık. Hani şundan dolayı orada da bence çok acayip güzel şeyler çektik diye düşünüyorum. Çünkü yani neden emin değilim? Kayaking şöyle bir şey, tamam mı? Ufacık bir şeyde uçuyorsun yani. Bir yandan elim böyle şey çekmeye çalışıyorum. İsmail diğer taraftan dengelemeye çalışıyor. Ağırlık yükünü oraya veriyor. İnşallah güzel şeyler çıkmıştır. Bilmiyorum. Ben nerede? El fotoğraflarına baktım orada biraz. Evet, elde suyla oynadım. Şıpşıplanmıyor. Bunları bayağı beğendim. Yani güzel duruyordu biraz. Ama ben de. Şeyle bakınca, bilgisayarda bakınca nasıl olacak? Bilmiyorum. İyi olur inşallah ya. Yarın da çok yoğun bir programımız olacak. Diğer gün de öyle. Bakalım bu haftayı bitirdiğimizde öyle öyle. Artık bir de zaten yani döneceğimiz yer San Francisco olduğu için ben şeyden korkuyorum. Bir 15-16 saat daha geçmiş olsun. Sim kartım yetmeye, yani sim kart demişim, hafıza kartları yetmeyebilir benim. Neyi abi? Ya birçok fotoğraf çektik ya. Ha, bilgisayardaki de mi? Ha, bilgisayardaki de. Bizle paylaşırsa hallederiz onu. Benimki her türlü yeter. Çünkü şeyde ya seninkine de yeter. Hı-hı. Ya 1.5 TB external drive var. Cipsle barbunu yiyorum. Peki ne kadar yoruldun İsmail? Yoruldum deyip duruyorum. Bunu kullan ya. Ya bu yalan cipsle barbunu diyorsun. Aslında bunu o kullan. Taco. Ya yani aslında sen, olan bir şey yani. Sen aslında, sen aslında belki sürekli Meksika'dan falan geliyorsun. Ya ben çok yoruldum ya. Şu an gözlerim ağrıyor uykusuzluktan. Benim de ağrıyordu ama geçti şimdi.
Şimdi bir şeyler yiyince kendimi daha iyi hissediyorum yani. 9'da sunset diyordu, 8.50. Yani dedim ya, dağların ardına erken varır diye. Öyle de oldu. Ha, bu saatlerde bu taraflarda çok şey... Ne kadar güzel bu ya. Oluyor. Yani. Bugün mesela... Bugün karşılaştığımız şeyi, yarın başka bir yerde karşılaşacağımız var. Abi orada gördüğümüz atlar yabani miydi yoksa? Onlar yabani değildir bence. Bence yabani değil. Çünkü inekler nerede? Falan da var. Yabani inek olmaz diye düşünüyor. Buradan ayırmayı çıkmaz değil mi? Hocam çocuğu yarın yapıyoruz mu? İnsanın yakın olduğu yerde yapalım da. Kokuyu çabuk yalıyor ya. Bunlar nasıl yok? Abi cips olmasa yalnız şu an çok zor durumda Erkan. Niye? Cipsiz alması çok zor. Abi çatal var ya. Ekmeğini çatal alıp üstüne koy bence. Niye abi yaptı şimdi? Hı? Olsun şimdi. Ağzınlama geldi ya. Hassas mısın? Neydi? Sürekli. Yok ya olsun. Ne oldu ya? Ağzına sürmüştü. Ağzını aldın da. Yok. Abi ben zaten baştan beri öyle yapalım dedim. Yani hocam wildlife deyip nasıl yerseniz yiyin yani. Sen askerliğin yapmadın mı? Abi ben ne dedim? Gitti direkt. İsmail sen güzel yemek yapabiliyor musun? Hiç ben yemek yapıyorum. Arkadaşlar bulgur pilavı beğeniyor. Ya da bulgur pilavı yaptırmak için beğendiklerini söylüyor. Söz Halit'te. Söz Halit'te. Halit çiğ köfte yapıyor ya. Bence İsmail bulgur pilavını güzel yapıyor. Diğer yemekleri ni yediğimi hatırlamıyorum. Yani şey Yusuf'la ortak yaptıkları için şey. Mesela ama şöyle bir şey var. Ben çok yemek yaparım. El becerim iyi değildir ama yemeği doğru şekilde hazırladığım için her zaman güzel olur. Güzel de severek yerim. Biz İsmail'le içli köfteye de soyunduk. İçli köfte. Evet, içli köfteyi birlikte yaptık. İsmail gayet güzel yapıyor. Ben de içli köfteyi nasıl yaptınız ya? Ya şöyle tek başıma olsaydım muhtemelen iki kat iş olacağını çok yoğurdun, yoğurdu. Ama ben seni o yoğurdun çiğ köfte sandım. Onun çiğ köfte de yoğurdu. Ondan şey yap. Hayır. Ayrı o bir ayrı bir gündü. Çiğ köfte de yaptık. Oo siz bayağı yemeği karıştırıyorsun. Siz bayağı yemek yapmışsınız. Peki mercimek çorbası? O mercimek çorbası şeyin izmanlı. Peki mercimek çorbası benim favorim. Ya bir yerde mercimek çorbası yapılıyorsa önce şey yapar. İsmail. Düdükte tenceren var mı? Hı. Nasıl eziyorsun abi? Ezmiyorum ki. Blender'dan geçiriyorum. Şey var, robot blender var. Şöyle yapacağım. Yalnız... Şey güzelmiş ya, barbun ediyorum. Bamya. Beklemiyordum yani bu performans bu konserveden. Ya da şu an açım. Yok, hava güzel, güzel. Hava güzel. Birkaç kere daha yedim. Güzel oluyor. Seran'ın bamyası. Giderken kahve alalım da otelde yemek sonrası. Otelde kahve var içerdim bayağı. Otelde var mı? Kahve makinesi var mı? Sinekler geldi. Eyvah. Bir sürü. Oh. Benim sırtımın üstüne atıyordu az önce. Bunu gözüküyor da şu. Çin olsun. Buraya. Çin olsun olmasın. Ben benim videoyu kapatayım ya. Deminden beri neyin üstünde oturuyorum ya. ND filtremizi unutmuşum. Neyse, kamyon geçse kırılmaz diye garantisi var. Ya şu yaprak sarmasını yabancılara sevdiremiyorum ya. Benimkine durdurmuş muydun? Neden sevdiremiyorsun? Hemen söylüyorum. Sevmiyorlar. Çünkü güzel yapmıyorlar. Yani nerede yapacaksın? Annen yaptı güzel olurdu. Ben de sevmiyorum.